Arkadaşlar merhaba ben Müftü işte Hoca. Şimdi her şey yoluna gidiyor. Güzel kamplar, sorular, videolar aman Allah'ım kitaplar vesaireler her şeyi de sınav anında. Evet evet sınav anında ne oluyor da sıkıntı yaşıyoruz? Sınav anında ne oluyor da strese giriyoruz? Sınav anında ne vardı hocam? Burada çözdüğün soruyu orada çözemiyorsun bazen. Değil mi? Şimdi onları konuşacağız. Sınavda kesinlikle ama kesinlikle bunları yapma dediğim şeyler var. Bazıları çok sık vurguladım. Bazıları orijinal. Bazıları da evet hocam ya ben bunları zaten yapıyorum ya da aa evet ya ben bunları yapmalıymışım diyeceğiniz maddeler olacak. Yine her zamanki gibi gerçekçi bir rehberlik videosuyla karşınızdayım. Her sayfada kendinizi bulacaksınız. Kendinizi bulduğunuz sayfayı da düzeltmeyi unutmayın olur mu? Bu noktada evet hocam ben bu hatayı yapıyorum hemen bunu düzelteceğim demeyi lütfen ama lütfen unutmayın. E o zaman videomuz başlasın. Evet arkadaşlar yıllardır vurguladığım abi her rehberlik videosunu söylenir mi ya? vallahi her rehberlik videosunda neredeyse söylediğim. Bunu kullandığınız müddetçe de gerçekten yol alacağınız bir şey hocam. Sorularla inatlaşmamak. Sınavda bunu asla yapmamalısın. İnatlaşmamaktan kastım şu. Bakın öğrenciye bazen bakıyorsun denemelerde falan böyle gezerken dolaşırken. Abi siliyor bir daha siliyor bir daha. Abi 3-5 tur atıyorum 10 tur atıyorum. Hala aynı soruyu siliyor bir daha siliyor yapacak belli inatlaşıyor adam onu yapacak o soru çözecek de 10 dakikada çözmenin ona bir faydası olmayacak tam tersi göremeyeceği sorular olacak doğal olarak sizden ricam şu arkadaşlar diyelim ki bir numaralı soru Türkçe matematik bilmem ne fark etmez uğraştın bir kere okudun soruyu A şıkkı B şıkkı C şıkkı yok ya diyorsun ben bunu yapayım. hatta direkt sesi çıkıyor evet bu ses çıkacak dedin tamam eyvallah yuvarlak içine aldın ikinci soruya geçtin okudun metni Yok abi dedim ben bunu yapamayacağım. Yuvarlak için aldın ya da yaparım ama bu beni uğraştırır abi dedin yuvarlak için aldın. Üçüncü soruya geldin okudun Ceyhan tamam. Dördüncü soruya geldin okudun yaptın neyse Denizli tamam. Beşe geldin çözdün ettin neyse Edirne tamam. Altıya geldin. lan bakıyorsun matematik diyelim. İşlemi yapıyorsun yapıyorsun. dört çıkıyor. 3 var 5 var 8 var. Bir daha yapıyorsun 5 çıkıyor falan. Şıklarda var yok. Neyse bir yuvarlak için al. Yani sizden ricam lütfen turlama tekniğini kullanın. Turlama tekniği başarı getirir. Başka hiçbir şey getirmez. Turlama tekniği eşittir başarı arkadaşlar. Turlamanın başarısız et yaptığı yani sıkıntı yarattığı hiçbir durum olmamıştır şimdiye kadar. Mümkün değil bu. Turlama tekniği şudur abi. Bak mesela bir soruyu çözersin. Öğretmene götürdüğünde, hocaya götürdüğünde ha tam tam hocam anladım. Aslında hoca hiçbir şey anlatmadı daha. Bismillah daha yeni giriyor. Adam daha altını çiziyor falan filan. Ha anladım hocam. Onun nedeni sen o soruyla yeteri kadar uğraştın. Gün içerisinde beyin onu çözdü. Ve tekrar baktığında soruya evet ya dedin. İşte bunu biz diyoruz ki sınavda yaşayalım. Ben sana bunu vurgulamaya çalışıyorum. Yani sen soruyla hiç inatlaşma. Soruyu oku. Takıldığın noktada ya da baktın ki zorlaştırıyoruz işi. Olay tamam hemen yuvarlak içine aldın ve geçtin. Bütün bir sınavı bitirdikten sonra kalan ciddi zamanı tekrar geriye dönüp yuvarlak içine aldığın soruları çözmeye harcayacaksın. Normalde 3 turdur bunu ama 2 turda bu iş biter. Yuvarlak içine aldıklarına bakarsın ve geçersin. İmkansızlarla zaten zaten uğraşmazsın. Yuvarlak için aldığın sorulara tekrar döndüğünde tepki hiç değişmez. Abi bu kadar kolay mı ya bu soru? Tarzında bir tepkiyle tamamını çözersin. İçin çok rahat olsun. Senden ricam lütfen turlama tekniğini kullan. Tamam çok çok önemli burası. İkinci defa tur atacağını hissettiğin zaman yuvarlak için alıp geçiyorsun. Türkçe için kısaca söylemek gerekirse hiçbir soruyu ikinci defa okumuyoruz. İkinci defa okuyacağımız bir paragraf yazılmadı henüz. İkinci defa okumamız gereken bir dil bilgi sorusuysa yazılamaz. Yani C şıkkında birleşik yapılı eylem. Biliyorsan yaparsın zaten. Bilmiyorsan bunu eledim. işte onu çıkardım. Oraya bir daha baktım. O bir... mümkün değil yapılmaz. Tamam. Sizden ricam. Sizden ricam. Lütfen ikinci defa okumayı hissettiğiniz an okuyacağınızı hissettiğiniz an yuvarlak içini alıp ve geçin. Sorularla asla inatlaşmayın. Hadi isterseniz ikinci vurguya geçelim. Önce çözüp en son optiye işaretlemek. Büyük risk Büyük risk. Büyük risk. Abi yapma. Allah aşkına yapma. Yani soru soru gitmek burada en garanti yoldur. En doğru yoldur. Hiç kaydırma riski yoktur. Birinci soruyu çözdünüz. Ceyhan dediniz. Gittiniz. Opte. A, B, C, D, E. C'yi işaret ediniz. Bitti. İkinci soru. Deniz'i dediniz. Gittiniz. A, B, C, D, E. D'yi işaret ediniz. Bu. Yani sizden ricam her soru sonrası adım adım gider de soruları optaya işaretlerseniz kaydırma riskini ortadan tamamen kaldırmış olursunuz. Bakın arkadaşlar evde çözdüğünüz ya da dershanede herhangi bir kurumda şurada burada çözdüğünüz denemelerde optaya işaretlemede çok rahat davranıyor olabiliriz. O ortam onu gerektiriyor olabilir. Yani hadi neyse tamam hadi çöz alacağım sonra diyebilir görevle. Orada bütün hepsini kopyalarsın falan opteye geçirirsin falan. Ya bunları yaşamış olabilirsin birkaç defa. Bu sende inanılmaz bir sıkıntı yaratacak sınavda. Senden ricam lütfen sayfa sayfa da gitme. Buna yine saygı duyulabilir ama ama tamamını bitirmek büyük sıkıntı. Sayfa sayfada da yani hocam ben 1, 2, 3, 4, 5, 5 soruyu çözüyorum mesela diyor. Hepsini Saygı duyarım. Sayfayı kontrol etmek de kolaydır. Hani bakarsın 1, 1, 2, 2, tamam 3, 3, 4, 4, 5, 5 tamam kopyalamış hepsi yapılmış. Diyebilirsin kontrol kolaydır ama sınavın tamamı son 10 dakika falan ya da son 15 dakika kaldı falan gibi bir uyarı sonrası tamamını oraya kopyalamaya çalışmak, optiğe geçmeye çalışmak büyük bir telaş yaratacak, kaydırma riskini artacak, tekrar sil, kaydır bir daha bir kontrol edeyim, aa kaydırmışım falan Allah göstermesin. O yüzden sizden ricam lütfen soru soru optiğe gidin ve gerçekten müthiş bir zaman kazanın, kaydırma riskini de tamamen ortadan kaldırın. Tabii bunları yapmanız için Öncesinde denemelerde deniyor olmanız lazım adı üzerinde deneme abi ben denemelerde hep şunu görüyorum sürekli bir netlere takılma sürekli böyle bir netlere hesaplama ikiye bölüyor üçte çarpıyor 5 çıkarıyor falan gerek yok bunlara deneme abi adı üzerinde tabii ki yüksek net yapalım tabii ki moral bozmayalım güzel netlerle gidelim ama deneyelim de adı üzerinde abi bir gün böyle bir yarısını kopyala geç bir tamamını yap geç bir soru soru git. Yani sen hangisinde daha çok zaman kazanıyorsan, hangisi seni daha rahat hissettiriyorsa o şekilde gitmelisin. Opti işaretlemek bile tek başına 4-5 dakika zaman kaybettiriyor arkadaşlar. Ben onu hesapladım tek tek soru soru gittiğinizde de sayfa sayfa ya da tamam bile gittiğinizde de fark etmiyor. Yani optiye geçişiniz bile kendi içerisinde birkaç saniye bunların tamamını topladığınız zaman bir 4-5 dakika eksiyle başlıyoruz aslında. Yani optiye gitmek bile tek başına zaman kaybıyken bir de tamamını yapıp tek 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 bakarak gitmek büyük zaman kaybıdır. Sizden ricam lütfen soru soru gidin olur mu? Çok önemli bu uyarı. Evet arkadaşlar geldik en hayati noktalardan bir tanesine daha. Sınavda strateji değiştirmeyin hocam. Vallahi bu sene şey işte ne bileyim tarihten başlayasım geldi oradan başladı. Böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Hocam ben bu sene vallahi sınavda bir baktım Türkçe biraz sıkıntılı geldi. Matematikten başladım falan. Böyle bir şey olmamalı. Bakın arkadaşlar sizden ricam artık yapacağınız denemelerde kaç deneme kalır? Sınava kadar 15-16 tane böyle kaliteli deneme yapabilirsiniz. Böyle haftada 2-3-2-3 giderseniz -2 kaliteli. Gerçek anlamda analizli, yanlışlarınızı gördüğünüz, eksiklerinizi giderdiğiniz sağlam denemeler yapılabilir. Hadi 20 diyelim ben fazla ona. Bu 20 denemenin önümüzdeki en azından ilk 5'inde 6'sında artık stratejiniz belli olsun. Yapacağınız son 10-15 denemede artık bildiğiniz belirli bir stratejiyle devam devam başlayın. Sınava geldiğiniz an itibariyle artık ben nereden başlayacağım? Nerede zaman artırıyorum? Nerede zaman kaybediyorum? Türkçe kaç dakikada bitmeli? Matematiğe kaç dakika ayırmalıyım? Ondan sonra nereye geçmeliyim mi? Oturtmuş olmalısınız arkadaşlar. Bu çok önemli. Abi sınava hakimiyet her şey ya. Yani sınavdan önce zaten soruları konuşuyoruz biz tahmin videolarında biliyorsunuz. İçiniz rahat olsun. İnşallah yine konuşacağız. Zaten sorular az çok kafamızda hazır olarak giriyoruz. İşte boşluk doldurmalar, paragraftaki soru tarzları değil mi? İkisinde nelerin geleceği falan az çok belli gibi değil mi? Konuşuyoruz bunları, biliyoruz. E sonrası Artık kitapçı şöyle bir karıştırdığın zaman, kurcaladığın zaman nereden başlayacağım belli. Kaç soru belli, ne kadar zaman ayıracağım belli. Zorluk seviyesi az çok belli birazdan konuşacağız. Doğal olarak bunlar seni rahatlatmalı. Ya. Kitapçı elini aldığın zaman kitapçık senden korkmalı. Sen böyle bakıp da bir tane orada ütü masası görüp aman Allah'ım bu soruyu nasıl çözeceğim dememelisin artık. Çünkü sen onlarca deneme çözmüş olarak gireceksin. Onlarca kitap, onlarca kamp. O yüzden lütfen kendine biraz güven ve sağlam bir stratejin olsun. Hocam benim sınav stratejim şu demelisin artık. En azından önümüzdeki 3-4 denemede bunu Hadi devam edelim başka bir yöntemle, başka bir taktikle. Sorulara ön yargılı yaklaşmayın arkadaşlar. Her sorunun nasıl çözüleceğine odaklanın. Bakın bu da büyük sıkıntıdır. Abi büyük sıkıntı. Paragrafa bakıyor mesela adam. Ya hocam kim okuyacak şimdi Okumuyorsun ki zaten. Hangi paragraf sorusunu okuyorsun? Olumsuz sorularda belki bir defa, diğerlerinde asla. Yani sonuna kadar okuduğumuz, arkadaşlar bunu artık okumak zorundayız. Sonuna kadar dediğimiz bir soru yok ki. Yok. O taktikler anlattığım bütün taktikler yaklaşık 17-18 yıldır hem okullarda, dershanelerde hem 5-6 yıldır da son 5-6 yıldır da sosyal medyada 40'ın üzerinde kitapta anlattığım taktikler ÖSYM'nin özüdür. Onların mantığıdır. O yüzden siz Türkçe'de en azından kendi alanında konuşayım. Türkçe ve edebiyatta sorulara nasıl yaklaşacağınızı biliyorsunuz. Artık bu ön yargıyı kırmalısınız. Hocam ya bu, bu sorular çok zor. Şu soru tarzını hiç yapamıyorum. Bu soru tarzı hep yanlış zaten. Hocam şu soru tarzı çok... Bunları öldürmelisin artık. Bunlar gitmeli bunları atmalısın. Yani sende şu olmalı abi. Bu bu soru şöyle çözülür. Bu sıralama sorusu hocam böyle çözülüyor. Yer değiştirme sorusu şöyle çözülür. Şu şöyle çözülür demelisin artık. Yani senden ricam sınav stratejine bir de lütfen soru tarzlarını ekle. Yani bugün mesela bugün yarın otur. Türkçe çık bu soruları bir an söyle. Türkçeyi bir aç. Ha bu soru böyle, şu soru şöyle, şu zaten. Ya bir bak ya sorulara. Sen bunların hepsine hakimsin. Yani paramparça edersin orada hiç sıkıntın yok. Bütün sıkıntı ön yargıda. Kitapçı hani karıştırıyorsun ya işte arkadaşlar kitapçıklara bir bakın sıkıntı var mı? Böyle tararken gördüğün o bir iki soru seni mahvediyor ya. İşte onu yaşamamalısın. Ön yargıları o anlamda kırmak lazım. İşte bunun yolu da çözümü de her sorunun nasıl çözüleceğine odaklanmak. Onları bir köşeye küçük küçük not etmek. Bu sene çok zor olacakmış. Hocam vallahi bu sene... Çok kolay diyorlar. Ne diyorsunuz? tarzındaki bütün soruları alıp çöpe atmalısınız. Çok büyük yanlış algıdır bu. Her sene sınav zorluğu aynıdır içiniz rahat olsun. Yani kolay, orta düzeyi ve zor soru koymak zorundalar. İşte bu sene hocam bütün sorular zor geldi. Yok öyle bir şey. Bütün sorular kolaydı hocam bu sene. Bütün sorular orta düzeydi. Hayır abi. Hepsi kendi içerisinde Türkçe, matematik vesaire kolay, orta ve zor sorulardan oluşacak. Yine inşallah her zaman gibi, her zamanki gibi ne kadar zaman harcarsanız, harcamışsanız, ne kadar çalışmışsanız, ne kadar emek harcamışsa onun karşılığını alacaksınız. O yüzden zorluk kişiye göre değişecek. Abi adama soruyorsun hocam 5 dakikada çıktım ya diyor, hiçbir sıkıntı hepsi hallettim diyor. Bir başkasına soruyorsun. Şu ana kadarki en zor sınav hocam bir son 4-5 yıla bakın Allah aşkına falan diyor. O algıyla bakıyorsun hakikaten son 4-5 yıla göre daha zor falan. Bir de çıkanların yaptığı röportajlar falan sağda. Ya sizden ricam Allah aşkına bunlardan etkilenmeyin arkadaşlar. Her sene aynı muhabbet dönüyor. Aa, çok zordu. Sizden ricam arkadaşlar bütün mesele kendi kapasitenize hakim olmak ve bu sene hocam şöyle gelir eyvallah tamamdır geldi ben bu kadar çalışmıştım zaten bunu yaptım. Hocam ben çok çalışmıştım bu sınavı parçaladım affetmedim demelisiniz. Yani aslında kendi seviyemize göre bir değerlendirme yapmamız çok daha doğru. Ya yani adam çıkıyor çalışmış abi gece gündüz çok kolaydı diyor. Lanet olsun diyorsun neresi kolay Allah aşkına. Zor abi gerçekten zor diyorsun değil mi? Ya da birisi çıkıyor o çok zordu falan. Ya diyorsun ben derece bekliyorum ilk 10-15 falan ilk 1100 neyse artık. Ben çok iyi benim için çok iyi geçti diyorsun gibi. Yani kısacası bireysel farklılıklar burada çok büyük etken. Sizden ricam lütfen ya şu hoca çok zor dedi. Ya şu hocayı ben dinledim hocam bu sene çok kolay gibi 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 bütün algıları alıp çöpe atmanız. Hadi devam edelim. Neredeyiz hocam? İki şık arasında kaldığımızda ne yapacağız? Optikteki yığılmaya göre karar vermek zorundayız arkadaşlar. Yani adam mesela 7. soruda A ile B arasında kalıyor. Ulan abi abi hep... A mı B mi B gibi sanki ya falan Diyor A çıkıyor falan Hani şey vardır ya, hocam iki şık arasında kalıyorum Neyi seçtiysem tam tersi geliyor falan Abi burada mantık bellidir Yapı, optiğe bakıyorsun. Optikte hangisini yığıldıysan onu seçmiyorsun. Bu kadar. E, yığıldıkları yanlış olabilir mi? Evet. Ama sallamaktan çok daha mantıklı bir taktik bu. Yani tutup da sallamaktansa A, B, A. Neyse A diyeyim ya. Demektense şıklara bakıp ya ben B'ye çok fazla gitmişim. 7-8 defa gitmişim. Evet ortalama zaten 7-8-9 arası geliyor. Bazen 10-11 bazen 5-6 ama 7-8-9 ortalama A, B, C, D, E şıklarının dağılımı. Şık sayma taktiği diye bir şey var. Ölçüme değerlendirme kuralı diye bir şey var. İçiniz rahat olsun. Mecbur böyle olacak. Mesela bu sene 8-9 tane A, B, C, D, E gelmek zorunda. İçiniz rahat olsun Mesela 14 tane C gelmeyecek bu sene sınavınızda ya da 5 tane Denizli falan mümkün değil bu. Şimdiden söyleyelim mümkün değil. Önümüzdeki 10 yılda bu böyle. Ya ben sınava girdim hepsini A yaptım Türkçe 20 net geldi falan. İşte bunu önlemek adına şıkların birbirine yakın dağıtılması zorunludur arkadaşlar. Zorunlu. Aralarda uçurum da olamaz. Hocam 7 tane C var 15 tane Edirne, Edirne, var işte Denizli var. İmkansız arkadaşlar bu imkansız. Şıklar birbirine yakın olmak zorunda. O yüzden bu mantıkla yola çıktığınız zaman neyin üzerine çok yığıldıysanız tam tersini seçmek iki çık arasında kaldığınız tüm sorularda sizi doğruya inşallah götürecektir. Gürültülü ortamlara kendinizi lütfen hazırlayın. Şunu yapmayın en azından. Çok böyle yalıtılmış, yani pff, hocam her taraf kapalı mükemmel ses hiç yok çıt yok adam çatır çatır çözüyor falan sonra gidiyor bir okulda giriyor abi oturamıyor sıraya çat çut oturdu sırada bir sıkıntı var sıra tamamen karalanmış falan oradaki bir sembol bir işaret bir şey kafasını karıştırıyor allak bullak görevli yürüyor arada bir yürümesi morene bozuyor da atıyor onu falan birisi öksürüyor biri hapşırıyor saat'e bakıyor falan abi böyle bir ortamda gireceksiniz yüzde yüz yüzde yüz Tamam çok böyle bariz bir iş makinesi falan bir korna sesi falan çok bariz gelmeyecek belki ama ...gele de bilir. Yani sizden ricam lütfen gürültülü ortamlarda çalışmaya kendinizi hazırlayınız. Ama bu şu demek değil ya, oturun gidin bir kafede cangur cangur çalışın orada çözün hayır açın müziği son ses falan çok Hayır abi yani odada çalışırken bir kapının açılması senin moralini bozmasın. Bir dershanenin kütüphanesinde vesairede çalışırken sınava son anda yetişen bir öğrencinin girişi heyecanı falan çat çut kalemlerini koyması senin moralini bozmasın. Bunu gayet normal karşılayıp devam etmeye kendini alıştırmalısın. Benzer şeyleri sınavda yaşama ihtimalin çok yüksek. Bu güzel bir şey. Yani şimdiden bunu duyuyor olmak, beraber konuşuyor olmamız çok güzel bir şey. Düşünsenize de şöyle şeyler söylediğimi. Arkadaşlar aman dikkat. Her tarafı yalıtın, ses gelmesin, çıt çıkma, çıt çıkarsa bittik falan. Böyle bir anlatım olduğunu düşünsene. O yüzden için çok rahat olsun. Kendini gürültülü ortamlara hazırla. Tabii ki tamamen yalıtılmış, çıt çıkmayan bir ortamda da çöz. Her ortamda çözmende büyük fayda var denemeleri, soruları. Tamam kendini hazırla, zihnini bunu hazırla. Bir şok yaşamamak adına hepsini hazır git, bomba gibi git. Zaten çalıştın, hazırsın, hiç sıkıntı yok hocam. Evet arkadaşlar, geldik videomuzun sonuna. Şimdi... Bu maddeleri lütfen satır satır tekrar tekrar gözünüzün önünden geçirin. Ve bugün itibarıyla artık en azından burada 7-8 sayfada hocam şu iki tanesi evet ya çok çok önemli dediğiniz bir iki tanesini lütfen artık uygulamaya tatbik etmeye başlayın. Sınavda böyle alakasız bir şeyden birçok yaşamanızı istemeyiz. Böyle saçma sapan bir şeyden dolayı hedeflerinizin vesaire şaşmasını istemeyiz. Gece gündüz çalışıyorsunuz, emek harcıyorsunuz, onlarca fedakarlık, feragat etme. Sonrasında saçma sapan bir kaydırma, alakasız bir optikte bilmem ne. İşte sınıfa birisi geldi hocam şöyle oldu. Bunların önüne geçmek adına lütfen şimdiden bunları uygulamaya çalışınız. Tamam aman dikkat. E o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi kendinize çok iyi bakın.